Bildiğiniz gibi bugün Babalar Günü. Biz de Dizi TV olarak çok sevdiğimiz babalarımızın bu özel gününü kendi dilimize göre kutlamak istedik. Bakalım sizler için neler hazırlamışız. Mevzu baba olunca aklımıza ilk gelen eşkıya dünyaya hükümdar olmaz oluyor. Malum en çok baba onda var. Güneş masamıza ihanet etmiştir. Ve ihanetin cezası ölümdür. Eğer düzelmezseniz sizi boğarım diyor. Bu pisliğe benim adımı, ailemin adını bulaştıran her kimse öldürürüm. İşin şakası bir yana Hızır Çakır Beyli bizce yılın en güçlü babası. Bu sezon kızı Zeynep'i kaybeden, Ömer'in hapse girdiğini gören Hızır oldukça zor günler geçirdi ama her şeye rağmen toparlanmayı da bildi. Gittiği her ortamda, gördüğü her çocuğa sevgi gösteren, onlarla oyunlar oynamayı seven Oktay Kaynarca, babalığın en çok yakışacağı isimlerin başında geliyor. Geçtiğimiz sene Buket Arıkan'la dünya evine giren oyuncu Ozan Akbaba'nın baba olmasına kısa bir süre kaldı. Gün sayan Ozan Akbaba, babalık müessesesi için oldukça heyecanlı. Çok az bir süre kaldı baba olmanıza. O da ayrı bir heyecan olsa gerek. Çok, o çok çok farklı bir şey. Özellikle eşim için. Şimdi ben baba tarafıyım ya, yani çocuğu şu anda büyüten, geliştiren ve işte doğuma hazırlayacak olan annedir ya. Onun hissettikleri çok farklı. Ben onun hissettiklerini belki %10'unu, %20'sini en fazla hissedebiliyorumdur da işte çocuk doğduktan sonra elime verecekler ve ben o zaman aslında dünyayı çok apayrı bir yerden göreceğim galiba. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın fahrisi Kenan Çoban, en çiçeği burnunda baba. Sevinen oyuncu geçtiğimiz haftalarda doğan oğluna Miraç adını verdi. Bir babalık sevinci de Aşk ve Mavi'de Ali cephesinde yaşandı. O da aşık olduğu kadından çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşayanlardan. Benim güzel kızım. Her şeyim. Ömrüm yettiği kadar kızımın yanında olacağım. Onu hiç bırakmayacağım. Emrah Erdoğan da geçtiğimiz senelerde çok sevdiği eşiyle ikinci çocukları Elaysa'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapan sevilen sanatçıya bizce babalık çok yakıştı. En şuursuz babası hiç kuşkusuz Aşk ve Mavi'nin entrikacı karakteri Cemal. Metin'in bir tutam saçıyla senin su içtiğin bardağı test yaptırdım. Ya niye böyle bir şey yaptırdın ki ne? Ne alaka yani? Abi beni delirtme. Niye hala saklıyorsun? Oku burada ne yazıyor? Anlamıyor musun? Ben ne diyeyim yani şimdi buna? Tamam itiraf ediyorum. Metin benim oğlum. Tamam mı? Rahatladın mı? Geldi KTV ekranının izlenme rekorları kıran yapımı Sen Anlat Karadeniz'in babalarına. Hırs ve öfkesinden başka göze hiçbir şey görmeyen Vedat listemizdeki en kötü baba. Yiyor musun yemiyor musun? Yiyor musun yemiyor musun Yiğit? Yemiyorsun tamam. Tamam mıyız? Tamam hazırız hadi. Nereye? Oruç musun? Ama çocuklar oruç tutmaz ki. Babalar da çocuklarını annelerinden ayırmaz. Oğlum ne yapıyorsun burada? Git. Hadi ama babacığım yerde oturma. Git dedim sana. Yiğit. Git dedim sana. Ben kendim yatarım.
Hayatı boyunca babasından sevgi görmeyen Yiğit, şefkati Tahir'de buldu. Tahir, baba olmak için illaki kendi kanından olması gerekmediğini ve sevginin gücünü herkese gösterdi. Benim Tahir abim beni vermez ki ya. Vermez tabii. Vermez ki ya. Seni seviyorum Tahir abi. Uy, asıl ben seni nasıl seviyorum? Sen benim oğlumsun. Ama ben her zaman senin Tahir abin olarak kalacağım. Bu asla değişmeyecek. Değişmeyecek mi? Değişmeyecek tabii ya. Sen istemedikçe. Söz ne? Söz. Deli Tahir sözü. Tahir abi. Rutin hayatı bir anda üç çocuğunun olduğunu öğrenmesiyle değişen Hulusi, bu senenin en şaşkın babası. Annemle girmiş olduğunuz münasebetten dolayı hayata gelmiş bulunmaktayım. Merhaba, ben Ahmet. Ama ne yapıyoruz? Hazır şoka girmişken öyle hemen çıkmıyoruz. Ben de iki numara. Hulusi babanın baban olduğunu sen nereden öğrendin? Kocaman ailemdeki baba figürüyle dikkat çeken Levent Ülgen'le gerçek hayatta nasıl bir baba olduğunu konuştuk. Kızınızla nasıl bir baba kız ilişkiniz var? Çok yoğun ve düzensiz bir temponuz olduğunu biliyoruz. Bir de zaten ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Onun da okulu var, o da her hafta sonu gelemiyor. Kursları var, dershanesi var. Yani o yüzden biraz böyle biz baba kız ilişkisinden çok arkadaş ilişkisi gibi olduk. Birbirini özleyen iki arkadaş gibi olduk. Ama tabii ki bir baba kız sevgisi elbette var. Ama işte İlişkimiz biraz ona döndü maalesef. Peki birlikteyken yapmaktan en keyif aldığınız şey nedir? En keyif aldığımız şey kayak yapmak. Gerçekten zaten kendisi milli kayakçı oldu. Yarıştı milli olarak. Yani o yüzden işte hiç değilse kış tatilleri bir araya gelip böyle bir 3-4 gün kayak yapıyoruz ki özlemimizi gideriyoruz. Malum bu özel günlerde illaki hediyeler alınır. Sizce bir baba olarak çocuktan gelecek, alınabilecek en güzel hediye nedir? Vallahi ne bileyim yani. Mutlu bir hayat sürmesidir herhalde. Bana verebileceği en güzel hediye budur. Yani eğer yaptığı işte, yaşadığı hayatta mutluysa ben ne iş yapıyorsa yapsın mutlu olurum. Yani çünkü onun mutluluğu beni de mutlu eder. Onu mutlu görmek kesinlikle beni gururlandırır. Yani mutlu olsun yeter. İnsan Babalar Günü'nün kıymetini ve babasının kıymetini tabii onu kaybedince anlıyor. Babalar Günü'nde Babalar Günü kutlu olsun babacığım diyecek bir babanız yoksa çok üzücü. O yüzden hayattayken babaların kıymetini iyi bilmek lazım.